Fen liseleri başarının kalesi, sembolü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de 61 devlet, 88'e özel olmak üzere toplam 149 fen lisesi var. İzmir, Ankara ve İstanbul devlet fen liseleri en iddialı olanları. Bu okullarda fen ve matematik konuşuyor. Zeka düzeyleri yüksek, seçilmiş öğrenciler öğrenim görüyor. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeni buluşlara ilgi duyanlara uygun ortamı hazırlamak fen liselerinin temel amacı. Kısacası burada geleceğin bilim adamları yetişiyor. Bütün fen liselerinde kaliteli bir eğitim verilmektedir. Burada ezberden uzak, bilime dayalı, laboratuvar çalışmaları, işte yeni teknolojileri kullanabilen ve uzman öğretmenlerden kurulu bir eğitim kurumları bunlar. İstanbul Atatürk Fen Lisesi geçen yılın şampiyonu. 2003 yılı liselere giriş sınavını birincisi Recep Küreşir Atatürk Fen Lisesi'ne girdi. Onun için Atatürk Fen Liseli olmak bir ayrıcalık. Kendisinin birinci olması burada kâr etmiyor. Çünkü bu okulda okuyanların hepsi birer dahi. Tıpkı Celal, Özlem ve Emrah gibi. Fen Lisesi deyince insanın aklına çılgın bilim adamları geliyor. Herkes o bunlar sayısalla kafayı bozmuş, işte bilim adamı olacaklar, işte geleceğin mühendisleri, bilim adamları, doktorları diye düşünüyor. Farklıyız, müfredatımız farklı, gördüğümüz şeyler farklı, yaptıklarımız farklı, öğrenciler farklı, öğretmenler farklı. İlk geldiğimde çok korkmuştum tabii. İşte mesela kendimi o kadar zeki olarak görmüyordum ama işte yine herkesin aynı seviyede olduğunu gördüm. Şimdi çok iyiyim, korkmuyorum. Ya benim hayatımda ben buraya gelmeden önce belli pek bir amacım yoktu mesela. Ama buraya geldiğinde ilk önce mesela okulumuzun karizmasından dolayı bir karizmamız oldu. Sonra ÖSS için ne gerekli, ne ÖSS için ne gerekiyorsa bu okulda bulabiliyoruz yani, bu okulda. Benim de mesela bir Robert'e gitme ihtimalim vardı, düşündük gerçekten aile olarak. Fakat şu anda geldiğim için çok memnunum. Bir özel okula gitseydim bilmiyorum bu şekilde bir ortamı bulabileceğimi zannetmiyorum yani. İstanbul, Ankara ve İzmir fen liselerine girebilmek için 100 sorudan en az 95 soruyu doğru yanıtlamak gerekiyor. Fen liselerinde karma eğitim yapılıyor. Yatılı okuma avantajı da var. Eğitim süresi 4 yıl ancak Atatürk Fen Lisesi'nde eğitim 3 yıl. Hazırlık sınıfını okuyan yok. Sınıflar 24 kişilik. Yabancı dilin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğrencilere yoğun olarak verildiği dersler. Her dersin ayrı laboratuvarı var. Üniversite eğitiminde yer alan ileri fizik, ileri kimya, ileri matematik ve ileri biyoloji fen liselerinde verilmeye başlanıyor. Devlet fen liseleri her yıl olduğu gibi bu yılda üniversitelere öğrenci yerleştirmede en başarılı okullar ünvanını elde etti. Devlet fen liselerinden başvuran 4756 adaydan 3152'si lisans programlarına yerleştirildi. Başarı da devlet fen liselerini özel fen liseleri izliyor. Her yıl sadece 96 öğrenciyi kabul eden Atatürk Fen Lisesi yerleştirmede Türkiye birincisi. Başarı oranı %100. Yani bu okuldan kazanamayan öğrenci çıkmıyor. Öğrencilerin girdiği üniversiteler çoğunlukla Boğaziçi, ODTÜ ve Bilkent. Belli bir sınavla da sınav sisteminden geçerek bu okula alındığımız için ÖSS'de çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. İleride ben Boğaziçi Elektrik Elektronik okumayı düşünüyorum. Elektrik Elektronik Mühendisi olmayı düşünüyorum. Hedefine ne kadar yakınsın? Hedefime şu anda kazanacağım gözüyle bakıyorum çünkü hedefim benim her şeyimdir. Bilimsel ortam var yani. Üniversite hazırlık var. Kesinlikle bir ÖSS yaklaşımının dışında üniversite hazırlık var. Bilim adamı yetiştirmeyi her zaman hocalarımız bize bütün derslerde söylerler yani. Şu anda emin değilim de genetikle ilgili genetik mühendisi olmayı düşünüyorum yani sanırım. Ya ben önceki bilgisayar olimpiyatlarına soruyorum. Genelde üniversitenin ilk 2-3 senelerinde çok rahat bir dönem geçirmişler. Genelde kendilerini bilimsel araştırmalara verebiliyorlar. Çünkü onların çalışmaya gereken şeyleri zaten daha önce öğrenmişler. Ancak fen ve matematikle anılmak onlar için de zaman zaman sıkıcı bir hal alıyor. Okul son yıllarda sosyal aktivitelerle de adından söz ettiriyor. Okul edebiyat öğretmeni Yılmaz Demir'in öncülüğünde çıkarılan Piramit dergisiyle kültürel, tiyatro kulübünün sergilediği oyunlarla sanatsal ve tenis kortlarında estirdiği rüzgarla sportif alanda da iddiasını ortaya koyuyor.